Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir FIFA 19 videosu. Bugün sizlerle hiç durmaksızın yepyeni paketlerimizi ve ultimate team'imizi yükseltmek için hareket edeceğiz. Arkadaşlar oyunun bütün görevlerini yaptım neredeyse ve bana burada 8 tane paket verdi. Ama bunun dışında promosyon paketleri geldi. Gördüğüm gibi 350 FIFA points'e yani normal altın paketlerin 2 katından daha fazla bir fiyata. Bir de promosyon paketleri önerdi. Bitmesine de çok az kaldı bunun. O yüzden hemen çekmek istedim sizlere. Hemen hızlı bir şekilde normal paketlerimi açacağım. Promosyon paketlerine geçeceğim. Bakalım ne çıkacak altın paketimizde. 76'lık bir Solbeck Kliçi. Bir oyunculuk paket. Bir nadir diyor. Bakalım nadiri bulabilecek miyiz? Güzel açıldı. Güzel bir şey ver. Yapıştır. Alma Belçika. Orta saha Kevin De Bruyne. Değil mi? Dembele geldi. 84'lük. Çok iyi. Bendeki 83'lüktü. 84'lük Dembele geldi. Hızı biraz düşük ama dribblingi, fiziği gayet iyi. Hemen hızlı bir şekilde bunu da takıma ekledik. Dembele artık bizlerle olacak. Ve güzel açıldı İspanya. Ofansif orta saha. Borja Valera. Çok yavaş. Niye bu kadar yavaş? 53 hız mı olur lan? Benim takıma koysan adım atamaz bu. Ve Jumbo Premium altın paketle hemen açmaya başlayalım. Bunlar da herhalde açacağımız son Jumbo Premium altın paketler olabilir. Daha 2-3 tane daha verir diye düşünüyorum görevden ama şu ana kadar en iyileri bunlar. Ofansif orta saha geldi yine. Forsberg. 82'lik. Ofansif orta sahaya ihtiyacım yok ya. Zaten orada çok güzel bir oyuncum var. 89'luk. Ama yine de kötü değil. Ofansif orta saha çıkmış iki tane de yanında. Yani her taraf ofansif orta saha. Son Jumbo Premium altın paketimi de açıyorum. Ve artık yolumuza devam edelim. Promosyon paketleriyle diyorum. Fransa'dan kaleci. Kaleci olur. 81'lik Le Comte benim kalecimden daha iyi ve refleksleri çok iyiymiş. Yani tam 81'lik bir oyuncu. Şimdi promosyon paketlerinden bir 10 tane açmayı düşünüyorum. Takımı çok önemli etkileyecek. İlk önce paket olasılıklarına bakalım. 86 oyuncu çıkma olasılığı %3.8. Dikkat çeken oyuncular %1.2. Ama 82 artı çıkma olasılığı da %57, yani çok yüksek. Yani artık 82'nin altına çıkarsa üzüleceğiz. Hemen hızlı bir şekilde FIFA Points'lerle açmaya başladım. İlk oyuncumuz OTV paketinden yanlara döküldü. Fransız mı Hollandalı mı bu? Inter'den. De Vries 84'lük. De Vries çıktı. Sadece defansı 86. Diğer özellikleri çok düşük geldi bana. Ama yine de defansta kendi bir yer bulabileceğini düşünüyorum. De Vries'de artık renklerimize bağladık. Ve yanında da 80'lik de 78'lik iki tane altın oyuncu çıktı. Yani bunlar satsak bile güzel para verecek. Ben gayet beğendim. Ve bir tane daha açalım. FIFA points'ler su gibi eriyor. Bakalım ne gelecek. Çok güzel açılıyormuş ya paket bu arada. İspanya'dan sağ orta saha işime yarar. Jaguin. Tam 82'lik çıktı. Dribbling'i pası 82-83. Hız biraz düşük ama o mevkiye gerçekten ihtiyacım var. Çünkü orada mevkisinde oynamayan bir adam oynatıyorum. Ve bebeğim hadi artık o %1.2'li istiyorum. Stopper Paris Saint-Germain'den Kimpembe diye okunuyor galiba, evet. 82-83 fizik, bak 77 hız, bunun gayet özellikleri çok iyi. Az önceki stopper'dan çok daha iyi özellikleri var ve Paris Saint-Germain'in yedek orta defanslarından birisi geldi. 83'lük yanında da 82'lik sağ orta saha gelmiş ve 82'lik middle defansif orta saha. Bunlar da çok işime yarayabilecek oyuncular. Ve yeni oyuncumuz yine pembeler içinde geliyor. Kötü bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Aynen çok kötü çıktı. 78'lik bir oyuncu çıktı. Hiç işimize yaramayacak. Ve yeni oyuncumuz. Aman tanrım, çok iyi bir şey hissettim. İngiltere'den kaleci olur. 80'lik Hiaton. İki de %57 şansı tutturamıyoruz. Vallahi bizde bir geri zekalık var galiba. Düşük ihtimal gidiyor bizi buluyor ya. Aa, tişörtü değişmiş. Aa,
Yine premium altın gümüş oyuncu paketi gelmiş. Hayır kardeşim. 3 gün sonra çekiyorum. O gün internetim gitti ve bugün daha yeni yapabildim. Bugün bir baktım bir promosyon paketi daha var. Bunu da alıp iki videoyu birleştirmek istedim. Bunda da 5 tane paket var ve burada da bir şansımızı denemek istiyorum. Bunun olasılıkları biraz daha düşük. 82 artı oyuncu %41, 85 artı oyuncu %4.3. Dikkat çeken oyuncular da %1'den az, yani çıkmayacak diyor. Yine de ben şansımı burada denemek istiyorum. Hızlı bir şekilde ilk paketime bastım. Haydi babacığım, güzel bir şey açıl, güzel bir şey mi hissediyorum? Vallahi güzel bir şey. Yok. Orta saha Napoli'den Zielinski. Bana bilerek mi böyle adamlar çıkıyor, hiçbir fikrim yok. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak şansımıza. Yallah, güzel bir şey ver kardeşimsin, canımsın, bir tanesin. Lok diye oturttu. Ofansif orta saha Belçika'dan Van Aken. Var Kevin De Bruyne falan çıkaydı ya. Artık lütfen güzel bir şey, lütfen. Lütfen! Lütfen! Bebeğim kaleci olur! Olur! 84'lük sizi. Hayatta okuyamam ben bunu. Yani bayağı bir çalışmam lazım, okuyamam. Müthiş! 84'lük bir kalecimiz oldu ve yanında 77'ler, 75'ler yine standart. Hadi kardeşim! Aynı sistem devam. 84 artı lazım bize. 85 artı müthiş olur. O çöp verme ya. Çöp verme abi, ne kadar çöp verdi ya. Evet, sonuncuyu açıyorum. Hadi be kardeşim, o paket sende var. O paket sende var. Gelsin. Olur. Ama hiç böyle olmaz. Yanına bir şey çıkmıyor. 82'lik midir defansif ortası atıp kaçıyorsun ya. Yazıklar olsun. Yani hiç beklediğim gibi değil. Ve yanında bolca çöp dolu yine. Arkadaşlar, bugün sizlerle bir online maç atmak istiyorum. Oyuncularımı gördüğüm gibi 4 oyuncumun bir maçlık hakkı kaldı. Bunu da sizlerle birlikte değerlendirmek istedim. Ben daha önce denedim. Çok zorlu rakipler var ama yine de şansımızın olabileceğini düşünüyorum. Bir kazanıp bir kaybediyorum. İnşallah siz de oynarken kazanırım diyorum. Evet, maçımız başladı. Tehlikeli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Joaquin taş atışını kullanacak. Evet, Arias saçma bir şekilde top tükmesi başarılı oldu. Çekti. Vurursa tehlike. Nasıl bir vuruş? Rakip sol kanattan bastırmaya devam ediyor. Tehlikeli bir atak oldu, korkuttu bizi. Strootman'e geçirdi topu. Strootman, Milenkovic'e ve Strootman. Burada hemen hızlı bir şekilde sağ kanata döndü. Joaquin'e döndü. Burada Falcao'ya geçer mi dedik, top geçti. Falcao koş oğlum birazcık. Allah aşkına götüne motor tak artık ya. Lanet gelsin sana be. Evet, bombok bir ilk yarının ardından ikinci yarı başladı. İnşallah daha heyecanlı olur. Timo Werner'in karşısında topu almayı başardı Alexis Texas diyecektim, neden bilmiyorum. Koman'a geçirdi. Koman oradan çok güzel görecek. Ve Alex Telles bir orta yapar mı diye düşündük. Çok bekledi. Niye orta yaparken o kadar bekledi? Gavat bilmiyorum. Evet, hızlı bir şekilde Forsberg şu anda topu elde etti. Koman'a doğru. Koman seni buralarda Konan. Evet, sadece maç başını sunabilen Bray'la birlikte sizlerin karşısında uzatmalara geldik. Hala gol yok maçta. Sinirlerimiz bozuk. Forsberg yine orta sahada topun sahibi. Forsberg güzel top sürüyor bu çocuk. Bu çocuk güzel top sürüyor abisi. Bu çocuk güzel top sürer. Bir de vurdu mu? Bir de vur. Bir tane daha vur lan. Gol. 22. dakikada. İnanamıyorum, sonunda. Sonunda ya. Vallahi sonunda, Allah belanızı versin be. Bir gol atacaktınız, hayatım soğudu be. Sevin. Forsberg pasını verdi Joaquin'e. Joaquin topu ayağında tutmayı çok seviyor. Arias'a müthiş bir ara pası geçirdi. Arias, yaz oğlum onu. Yaz pasını, gol. Koman. Seni buralarda Koman. 90 dakika yatan, 100 dakika yatan takımımız sonunda golü bulmaya çalıştı ve buldu. 2-0. Evet, takım çok çöktü. Gerçekten hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece izlemekle yetiniyor. Ara pasını gördü yine Milenkovic'e. Koş Savic. Atamıyor. Şımardı. Takım biraz şımardı. Tabii yani iki tane gol bulunca şımardık. Atak yapmayı bıraktık. Son bir atak deneyelim. Felipe'de top. Felipe ne yapıyorsun? Abel. Milenkovic patını verdi Koman'a. Koman. İkinci golün ismini yazan sol kanat oyuncusu.
Coman Forsberg'i gördük. Sağ açıkta yine Arias müthiş golün pasını aldıktan sonra hareketleriyle golü attıran asistimizin kralı. Hemen şuradan pasımızı veriyoruz. Strootman'e. Strootman çok sever böyle topları. Şu anda sevmediğini söyledi. I hate you bu toplar dedi. Bana top demedi. Yani oyundaki toplardan bahsediyor. Rakip çok iyi bir atak yakaladı. Yogat pasla. Ama kötü bir orta geldi. Strootman hemen bir ani atak peşinde. Hemen verdik pasımızı Batuayi'ye. Dönebilirse güzel olurdu. Çıkartamadı topu. Takımımız 2-0 kazanıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar gecikmesini istemezdim FIFA videosunda ama elimde olmayan sebeplerden dolayı ve biraz rahatsız olduğundan dolayı böyle unutuldu. Devamının gelmesi için her zamanki gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.